Merhabalar sevgili seyirciler. Bir kez daha Artı TV ekranlarında Mevzu Ciddi ile karşınızdayız. Bu hafta program ortaklarımdan Ekrem Düzen'le, klinik psikolog doktor Ekrem Düzen'le birlikteyiz. İki kavramı, birbiriyle yakın gibi duran iki kavramı konuşacağız. Bir tanesi fedakarlık, diğeri feragat. Aslında feragatı 15 gün sonra konuşacağız ama biliyorsunuz biz bir zamandır çaktırmadan Ekrem'le birbirleri arasında karşıtlık bulunan kavramları ya da insanlık hallerini konuşuyoruz. Bu haftayı hazırlarken, bu haftayı bir 15 gün sonraki programı hazırlarken Ekrem dedi ki fedakarlık ve feragat olsun ve ben bir nevi hüsnü zan geliştirdim. Birbirine yakın gibi gördüğüm bu şeyler arasında bir karşıtlık var da belki bilmiyorum, nihayet öğreneceğim diye. O yüzden sana bu iki kavram çifti arasındaki ilişkiyi baştan sorayım. Sonra fedakarlığı açalım. 15 gün sonra buluştuğumuzda feragattan devam ederiz. Feragatı o da alacağımız bir sonraki programda derinleştiririz. Fedakarlık ve feragat çok yakın iki kavram gibi görünebilir. Biz günlük hayatta birbirlerini kullanabiliriz. Öyle fedakarlık ettim. Bak ben bundan feragat ettim. Fedakarlığı feragat, feragatı fedakarlık yerine kullanıyor olabiliriz. Günlük dilde nasıl kullanıldığı da önemli. Galat'ı meşhurlar asılları üzerine zamanla çıkabilirler. Evet. Ama bu kavramları ayrıştırmak ve her birinin hayatta neye karşılık geldiğini bilmek hayatın pek çok alanında önemli. İki binlerce de İki ana hat ayırayım. Fedakarlık her koşulda toplumsal alışverişle ilgili. Ben ve diğeri arasındaki günlük, siyasi, günlükten siyasiye, her ilişki katmanında iki kişi arasında, iki grup arasında, iki topluluk arasında, iki toplum arasında, iki insan grubu arasında ya da eşit bir olmak kişiyle, yok asla. Bir kişiyle o kişinin ister uzun süreli, ister o anlık içinde bulunduğu diğer kişiler grubuyla arasındaki ilişkilere dair bir hadise fedakarlık. Bir kişi, bir başka kişi veya başka kişilerle ilgili fedakarlıklarda bulunabilir. O yüzden fedakarlık toplumsal bir, karşılıkları toplumsal olan bir davranış. Mutlaka. Mutlaka çok ağır bir kelime. Hemen hemen her durumda. Büyük oranda. Feragat tamamen kişisel. Hiçbir yönüyle toplumsal bir ilişkiye, bir alışverişe, bir eyleme, bir söyleme, bir söz söylemeye, kendini ifade etmeye karşılık gelmek zorunda değil. Eğer geliyorsa bu feragat edenin niyeti olmak zorunda değil. O yüzden biraz daha karışık bir iş. Onun için ona bir müstakil program ayırmak icap etti zaten. Ama birinci ayrım, birinin toplumsal ilişkilerimizi düzenleyen davranışlardan bir küme oluşturduğu, diğeri benimle varoluşun geri kalanını, değil ki toplum, yani hayat, dünya, evren, kainat, paralel evrenler, kendi inançlarım, başkalarının inançları, kendi inançsızlıklarım, başkalarının inançsızlıkları. Ben ve benim dışımda kalan her şeyle ilgili oluşunda. Daha somut, daha pratik bir ayrım ise şu. Fedakarlıkta daima ortaya konan bir eylem vardır. Kişi bir şey yapar. Pozitif bu bir söz konusu yani. Şu anlamda pozitif. Ortaya bir davranışın konması gerekir. Bu davranış yapıcı da bir davranış olabilir. Pozitif kimileri için. İşte şey, evet, yani ortaya koyma, olumlama. Şey. Evet, yokken var olacak bir şey. Kimileri için yıkıcı bir davranış olabilir. Ama yokken var edilecek, pozitif edilecek ki pozitif olsun. Fedakarlık daima bir olumlamayla, tam senin söylediğin gibi, o kişi yapmadıkça var olmayan bir davranışın varlığa getirilmesiyle ilgili bir şeydir. Ben fedakarlık yaparım. Kendimden bir şey veririm. En üst düzeyinde belki de kendimi veririm. Feragat ise mevcut ya da mevcut olması kesinleşmiş bir halin
geri çekilmesi ya da bir halden geri çekilme veya bir halden geri düşme. Aslında tam olarak karşıt bir şeyden bahsediyoruz eylem itibariyle. Eylem itibariyle tam olarak karşıt. Amaç itibariyle bu zaten vakadan vakaya evet, değişebilir. Yani hani şey değil. Biri bireysel olduktan sonra artık orada böyle diğerindeki gibi hani birinde olumluyorsun, birinde olumsuzluyorsun gibi bir, düz bir simetri söz konusu değil. Bir kişinin kendi ve diğerleriyle ilişkili bir kararın neticesinde olan pek çok simetriler ve asimetriler oluşuyor. Feragatla ilgili birkaç sorun var çünkü onun bu geri çekilme haliyle ilgili ya o geri çekilme halinin kendisi belki bir fedakarlık olabilir falan diye ama onları bir sonraki programa şey yapacağım. Bu fedakarlık deyince benim aklıma tabii direkt kahraman ve kahramanın yolculuğu kavramı geldi. Oradan hareketle birkaç bir şey soracağım sana. Öyle hazırladım kendimi ne yapayım. Niye kahramanın yolculuğunda bir başkası için fedakarlık etmek hatta canını ortaya koymak önemli bir yer tutuyor. Daha doğrusu ya kahraman olmakla ilgili aslında başka kahraman ve korkak programı yapalım bir ara. Ve ona ayrıca güzelmiş konuşalım. Kahramanlığı şimdilik fedakarlığa değdiği kadarıyla konuşalım istersen. Konu harcamayalım istiyorum. Biliyorum listemiz çok uzun getireceğimiz konu listesi ama gene de harcamayalım. Kahramanlık bir köşede dursun fedakarlığa değdiği noktayla. Neden fedakarlık denilen şey bir başkası için, bir başkaları için hele o başkaları kalabalıksa bir şey yapmak kahramanlık. İki açıdan soracağım ama. Bir tanesi böyle bir hareketi kahramanca ilan eden ama aynı hareketi yapmayanlar hakkında ne deriz bunu? Ben kahramanı çok olumlu bir tip olarak görmüyorum çünkü ne yazık ki. İkincisi öbür tarafla bu bencilce bir başkasının fedakarlık yapmasını isteyen grup arasındaki ilişkinin dinamiği. Çünkü fedakarlık biraz da hani kurban etmek, kurban olmakla da ilgili. Sonra belki fedailik kavramını konuşuruz bir ara. Onunla da ilgili. Dolayısıyla azıcık kafa karıştırmak istiyorum şimdi. Fedakarlık çünkü hep iyi bir şeymiş falan gibi konuşuluyor. Ne fedakarlık ne de fedakarlıkta bulunan kahraman her koşulda belki de iyi biri değildir. Ne dersin? Dost meclisinde olsak çok yakası açılmadık yerlerden üfürürüm ben bunu. Hı-hı. Ama değiliz. Kamusal ortamda olduğumuz için ilmi yerden konuşayım. Programda dostluğumuzu tatile gönderiyoruz. Şimdi ilim bu konuda aciz. Önce onu saptayalım. Benim kendi disiplinim bu konuda aciz. Yani fedakarlık nedir? Feragat nedir? Ya da hadi feragattan da geçtim. O daha çok felsefecilerin uhdesinde kalmış gibi görünüyor. Biraz da iyi ki öyle olmuş. Ama fedakarlık üzerine çalışma yapan psikologlar ya da diğer bilim disiplinlerinden insanlar. Örneğin evrim biyologları ya da evrimsel psikologlar. Giderek bütün artık nörobilimler. Bizim burada cevabını aradığımız araştırma düzeyinde yani sosyal politik düzeylerde cevapları henüz üretebilmiş değiller. Bu evrimsel biyolojinin işi değil, diğer nöral bilimlerin de işi değil, psikolojinin işi ama psikoloji sorular buralara geldiği zaman biyologculuk, nörologculuk, evrimcilik oynamaya başlıyor. Benim disiplinimin kendini yok ettiği hatlardan bir tanesi de bu fedakarlık gibi aslında tümüyle toplumsal düzlemde gerçekleştiği halde bireye de çok şey ifade eden davranış grupları. Hı hı. Şimdi niye bir şey söyleyemiyor? Bu da çok uzun bir konu ama bir cümleyle psikolojiyi şöyle bir ezip geçeyim ben bir silindir. Sonra eleştirileri alayım oradan. Psikolojinin bilim olarak çıkışı zaten çok böyle tartışmalı idi. 100 küsur yıllık, 120 yıllık, çok ittirirsek 150 yıllık bir tarihi var bir bilim disiplini olarak. Hı hı. Yoksa hani başka disiplin olarak evveliyatı var ama. Yani ben bilimim diye ortaya çıkışının işte 120 yılından falan bahsedebiliriz. O zaten çok tartışmalıydı. Şimdi tartışılacak bir şey kalmadı çünkü psikoloji neyle uğraştığını bilmiyor. Mesela bir yaklaşıma göre psikoloji biyolojiye indirgenemeyecek oluşturucu faktörleri
amilleri, sebepleri diyelim yani illa neden sonuç kozalitiden bahsetmiyorum ama oluşturucu unsurları itibariyle biyolojiye, evrime, nöral fonksiyonlara indirgenemeyecek davranışları açıklayan bilim. Evet. Ama fedakarlığı evrimsel biyolojiye başvurmadan, nöral fonksiyonlara başvurmadan açıklamak henüz kimsenin harcı olamadı. Yani ben de açıklamış değilim bu arada. Hani iğneyi başkalarına çuvalızı kendimize de batıralım orada. Şurası çok gözden kaçıyor. Ya da gözden kaçma noktası ile kişinin kendi değer sistemi orada birbirine karışıyor. Fedakarlık aynı zamanda toplumsal olarak çok büyük değer yargılarının üzerine bindirildiği kavramlardan bir tanesi. Şimdi bu öyle bir kavram ki bir yandan evrimsel biyolojiye başvurduğunuz zaman böyle neredeyse matematiksel formüller basitliğinde derken yani bunlar çok karmaşık da o netlikte, o berraklıkta anlayabiliyoruz. Peki bu toplumsal olarak nasıl bu kadar değerli ve ilişkilere rengini veriyor, niteliğini belirliyor, ilişkileri başlatabiliyor, bitirebiliyor? Bu ilişkileri çok seyreltip hiçleyebiliyor ya da politik siyasi hareketleri yüceltebiliyor. O kısmında çok zayıfız. Oralarda da sıkıştığımız anda efendim işte evrimsel biyolojide şu anlama geliyordu zaten demek ki birey bunu bunun için yaptı gibi çok dolaylı çıkarımlara başvuruyoruz. Bunlar kötü değiller. Ama her biri çok derin araştırmaların ürünleri, sonuçlar bunlar. Öyle hani kritize ederek konuşuyorum ama yani zinhar küçümseyerek konuşmuyorum. Demek istediğim şey meselenin sosyopolitik anlamlarının ve sosyopolitik amillerinin, faktörlerinin, sosyopolitik sebep-sonuç ilişkilerinin yeterince derinlikli çalışılamamış oluşunda. Çünkü bilim camiası da bir camia ve bilim camiasının da değer yargıları var. Ve psikolojinin işte challenge'ı, karşılaştığı en büyük meydan okuma, kendi kendine yönelttiği meydan okuması, kendi değer yargılarıyla kendi değer yargılarını inceleyen bir disiplin oluşu. Şimdi biraz da öveyim. Evet. Kendi diliyle kendi dilini inceleyen bir disiplin oluşu. Hı hı. Kendi yargılama kapasitesi veya başarısızlıklarıyla, sağlıklı ve sağlıksız halleriyle kendi sağlıklı ve sağlıksız hallerini incelemeye çalışan bir disiplin oluşunda. Bu da onu önemli kılan disiplin zaten. Özeti şu, fedakarlıkla ilgili neden bir insan diğerleri için fedakarlık yaparın, biyolojik, evrimsel, nörolojik cevaplarını daha net biliyoruz. Psikolojik cevaplarını, yani bunlarla açıklanamayacak değerler sistemi, insan ilişkileri, insanlar birbirlerinden ne bekliyorlar, ne bekleyince, ne olunca, ne olmayınca, ne yaşıyorlar ve bu beklentilerin karşılığını görmek veya görmemek, bu davranışları nasıl değiştiriyor kısmında henüz zayıfız. Özetin özeti fedakarlık çok büyük ve ağır değer yargılarını taşımak zorunda olan, kendisi bir değer yargısı olan, kelimenin kendisi itibariyle fedakarlık, vazgeçiş, ortaya koyuş bir kavram. Nötr bir kavram haline getirilecek ki bir bilim disiplini tarafından ölçmeye biçmeye müsait olsun. Daha orada değiliz. Ama evrimsel biyolojik olarak mesele çok açık. Bana yakın bulduğum, gördüğüm, kendimi özdeşleştirdiğim ya da kendimi özdeşleştirme sürecine daha gelmeden zaten içinden doğru geldiğim gruba dair fedakarlıklarda bulunurum. Bu halkalar genişledikçe bana en yakın grup, biraz daha en yakından azıcık uzak grup, en yakından uzak gruptan biraz daha uzak grup. Halkalar dışlaştıkça kendimden fedakarlık beklentim de azalır. Bu dış halkaların benden onlar için fedakarlık beklentileri de azalır, eşittir. Değer yargıları da bunlara göre koyulaşır ya da seyrelirler. Kan bağı, yani ben demiyorum, kabaca biyolojik açıklamalar diyeyim buna. Kan bağıyla bağlı olduğum kişiler için fedakarlık yapma ihtimallerim çok yüksek. Bu basitçe küçük bir hediye almak. Yani şimdi hediye almakla fedakarlığın ne ilişkisi var? Cebimden bir para veriyorum. O benim cebim. Yani işte bir birey, bir kişi. Ya bireyin illa böyle hani batılı politik anlamda birey olmasına gerek yok. Tekil kişi. Öyle diyelim. Bireyi geri alalım.
tekil kişi, tekil kişinin kendi kesesinden harcadığı bir para. O da bir tür fedakarlık. Zaman harcıyorum, bir fedakarlık. Emek harcıyorum, iş yapıyorum. Onun karşılığını, o işin karşılığı için belirlenen değeri azını alıyorum, hiç almıyorum. Cebimden harcayarak o işi yapıyorum, o işi yapmak için başkasının hizmetine, başkasına hizmet edecek bir işi yapmak için kendimden para da harcıyor olabilirim. Hem zaman hem para harcıyor olabilirim ve hem de emek. Dolayısıyla fedakarlık çok büyük olabilen, aynı anda birkaç kategoride kişinin kendinden verdiği unsurları barındıran bir karmaşık davranış. Beklentisi de öyle. Yani 3 kuruş harcadın da fedakarlık mı ettin zannediyorsun? 2 dakikanı ayırdın, ne oldu ki? Fedakarlığa sayılmayabilecekken bazen bir selam vermek çok büyük fedakarlık olarak görülebilir. O da bağlama, ilişkiye, yakınlığa, bunun takdir edilip edilmeyeceğine, ne beklendiğine göre değişiyor. Bir dipnot, çok uzattım sözü, sana devredeceğim, ben de nefes alayım. İzleyiciler de nefes alsın. Fedakarlık kavramı, feragat da öyle. Bir başka zorluk, bunun başka davranışlardaki gibi, mesela bağlanma, mesela işte çocuğun ebeveynine bağlanması ya da bakım verene bağlanması kadar nötr olmayışında da, bağlanma da öyle tamamen nötr bir, yansız bir kelime olmamakla beraber, bütün kültürlerde küçük bir çocuğun onu yetiştirene, ebeveynine, bakım verenine bağlanma süreçleri çok kültürden kültüre, ritüelleri çok çeşitlilik göstermekle beraber, bağlanan organizma açısından, yani küçük çocuk açısından az çok belirli dinamiklerle, süreçlerle gerçekleşir. Farklılıklar vardır ve önemlidir. Ama fedakarlık daha büyük varyasyonlar, çeşitlilikler gösteren bir, daha kültürel bir olay. Yani hem biyolojik, evrimsel biyolojiye indirgeyebiliyoruz fedakarlığı, hem de kültürel düzeme geldiğimiz zaman kültürden kültüre çok büyük değişiklikler görüyoruz. Gene ilişkilenme kiplerinin kültürden kültüre, tam da işte kültür o demek, ilişki formasyonlarının farklılaşması. Dolayısıyla farklı dillerde fedakarlıklar çok bambaşka anlamlara gelebilir. Geliyorlar. Beklenti kümeleri çok değişik olabilir. Bir kültürdeki fedakarlık bir diğer kültür için hiçbir anlam, hiçbir şekilde fedakarlık ifade etmeyebilir. Fedakarlığın bir kere gerçekleştikten sonra anlamı belki her yerde aynıdır. Ama neyin fedakarlık olduğu birim çok olarak değişir. Neyin bağlanma olduğu çok değişmemekle beraber. Yani onunla kıyasladığımız için söylüyorum. Biraz da bu yüzden zor. Her kültürde tek tek neyin fedakarlık olduğunu bir anlayıp oradan geriye doğru gidip onun o toplumsal ilişki ağında neleri harekete geçirdiği, geçirmediği, geçirme potansiyelinde olduğuna bakmak lazım. Bunlar da büyük ekipli, geniş bütçeli, uzun zaman isteyen, sevgili fon sağlayıcıların fedakarlık yapmasını gerektiren araştırma alanları. Ama çok şey bekliyorsun. Şimdi tam fon sağlayıcı falan dedin. Ben de kafamın içerisinde cümleler kuruyordum sana. Çünkü şeytanın avukatlığını yapmak istiyorum bugün. Lütfen. Ben bu kavramdan çok hoşlanmıyorum açıkçası, fedakarlıktan. Çünkü sürekli olarak bizim bütün bu programda, hem Olga'yla hem senle yaptığımız sohbetlerde analitik olarak bütün konuları kesen birkaç şeyimiz var. Konu başlığımız var. Onlardan bir tanesi haysiyet, diğeri de özdeğer galiba. Onlar da birbirleriyle ilişkiler. Çünkü bu program en başından beri, mevzucu diye en başından beri böyle ufak tefekmiş gibi görünen, ayrıntıymış gibi görünen, aslında hayatı gayet en temelinde belirleyen ve kendiliğinden siyasal olan insanlık hallerini teker teker ortaya çıkarıp, ya şunun üzerine bir meditasyon yapalım karşılıklı diyen bir program olmaya çalışıyor neredeyse 2 yıldır. Ve özdeğer ve haysiyet de bunların şeysi. Şimdi fedakarlıkla ilgili benim sıkıntım bu iki kavramı onunla yan yana koyduğum zaman oluyor. Çünkü kültürel bağlamla ilgili dedin, ben bizim bağlama dolayısıyla bakıyorum. Çünkü bizim derdimiz. Başka bağlamlarla ilgili başka tecrübelerimiz olabilir ama mevzu ciddi de biz aslında
Ne oldu da Türkiye bu hale geldi mevzusunu konuştuğumuz için, o yüzden ciddi bir mevzumuz var. Ne oldu ilişkilerimiz bu hale geldi meselelerini konuştuğumuz için oradan yola çıkarak söyleyeceğim. Şimdi mevzu şu, gözlem olarak söylüyorum. Atıyorum koca bir holdingde çalışıyorum, beyaz yakalıyım ve patronum zamanımdan, çocuğumla harcayacağım zamandan, kendime harcayacağım zamandan, almam gereken maaştan, yani işte daha azına razı olaraktan, dolayısıyla hakkım olan ücretten, ne bileyim ben, çocuk yapacaksan mesela hamile kalmaktan vazgeçerek holdingde altı üstü yani biten şirket, hep beraber yan yana geldik, bir şey üretip para kazanıyoruz, yani hepsi bu. Bunun için ondan bir sürü daha hayati bir şeylerden benden fedakarlık edebiliyor. Ve şuna beyaz yakalılarla ilgili bir iki çalışma içerisinde tanık oldum. Yapmadığı zaman aralarından bir tanesi, diğerleri bozulabiliyorlar bu işe. Onlardan da aynı şey istendiği ve kendilerinden istendiği anda bozuldukları halde. Şimdi o yüzden başta ben şeyi sordum. Yani bir toplum, bir kurum, bir topluluk, hatta bir aile, atıyorum işte bir aile kaynakları kısıtlı, onları o kısıtı göz önünde bulundurmadan yapmış, üç çocuk yapmış diyelim. Bu çocuklardan bir tanesine diyor ki, yani bak öbür kardeşinin, o erkek mesela, bunu böyle söyleyeyim çünkü Türkiye'de bu iş böyle oluyor. Erkek kardeşinin okula devam etmesi senin okula devam etmenden daha faydalı. Ne için? Bütün bu hane ekonomisi için. O zaman o gitsin, sen fedakarlığın evrimsel biyoloji tanımı bu. Tabii, yani derslerin ondan daha iyi olabilir, evet. Bilmem ne olabilir ama senin devam etmen feasible değil. Niye? Çünkü sen yarın öbür gün bir başkasıyla evleneceksin ve bizim sana yaptığımız yatırım başka yere gidecek. Dolayısıyla aslında fedakarlık dediğimiz şey çok ekonomiyle ilgili bir şey, çok iktisatla ilgili bir şey, iktisadın çok kültürelleşmiş formlarıyla ilgili bir şey. O yüzden de didik didik de edilmesi gereken bir şey. O yüzden sordum, o sorumu tekrarlayacağım. Şimdi böyle bir bağlam yapıp sana nefes aldırmaya çalışıyordum. Böyle bir bağlam ürettikten sonra fedakarlık isteyen, özellikle yaşlılar topluluğu diyeceğim sana. Yaşlılar ve zenginler topluluğu. Çünkü onlar istiyorlar mesela. Ne diyorlar? Askere git, asker ol. İşte bilmem nereye git. Orada çıkarlarımızı koru. Ülken için kendi feda et. Kim için feda etmiş oluyorum ben kendimi? Genellikle yatırımcı için feda etmiş oluyorum. Hele atıyorum şimdi yeni yerleri söylemeyeceğim, suç işlemeyelim diye. Kore'ye gitmişim. Kim için feda ettim ben orada kendimi? Ya da Amerikalı'dan Vietnam'a gitmiş. Kim için feda etti kendini? Ne için feda etti kendini? Bunlar biraz şeyler. O yüzden sana şunu soracağım. Sorumu formüle edeyim. Sürekli fedakarlık isteyen bir toplum, özellikle de çoluğundan çocuğundan sürekli fedakarlık isteyen bir toplum aslında ne yapıyordur? Hayat damarlarından hangisi çoktan ortadan kalkmıştır da bunu saklamaya çalışıyordur? Sonra mevzuyu Dumrul'a bağlayacağım bu arada. Gel. Benim de aklımdan binlerce cümle geçiyor ama toparlayıp üçünü beşini söylemeye çalışayım. Fakat bu söyleyeceklerimden ibaret değil. Mutlaka söyleyeceklerimde büyük eksiklikler olacak. Lanet olasılca milliyetçiliğin en büyük yol açtığı yıkımlardan bir tanesi, kişinin kendisiyle yakından ilgili olan insan sayısını milyonlara yükseltmek. Yani işte ülkem için, milletim için, vatanım için, yani hiç tanımadığı insanlar için. Şimdi hiç tanımadığı insanlar için der demez bazı insanların suratı asılır. Tabii yapacaksın hiç tanımadığı. Onlar da senin işte vatanının insanı, onlar da senin milletin. Ya patron niye benim? Patron benim neyim oluyor? Hakikaten. Yani yılın sonunda bana bütün gün kaldırımın ortasına yatay bir şekilde reklam panosuyla beynimi uyuşturan ve yıl sonunda elde edeceği karı maksimize etmek dışında bu dünyada bir varlık sebebi bulunmayan bir insan niye benim yakınım oluyor? Şimdi bu sorunun bir cevabı var. Bu cevabı da en iyi bu patronlar biliyor. Reklamcılar bizden de iyi biliyorlar. Yani psikologlardan da iyi biliyorlar. Psikologlar derhal işi gücü bırakıp reklamcılarla hemhal olmaya başlamalılar. Bir kısmı yapıyor ama yetmez. Daha fazlası lazım. Şu, fedakarlık evrimsel biyolojiye göre, psikolojiye göre değil.
Yani psikoloji bunu diyecek yerde değil henüz. Der mi demez mi bilmiyorum. Belki diyen vardır, ben bilmiyorum. Evrimsel biyolojiye göre fedakarlık, herhangi bir insan topluluğunun, üyelerinin, şimdi özcü bir yerden söylemiyorum bunu ama, doğal olarak meylettikleri davranışlardan bir tanesi. Yani yemek bulmak, çocuğun karnını doyurmak, hanesine bakmak, o hanenin etrafında güvenlik seti oluşturmak. İşte eskiden bu hayvandı, seldi bilmem neydi. Şimdi işte kapısını kilitliyor, orayı sağlamlaştırmak, tamir yapmak. Bunlar nasıl olağan eğilimlerse, davranış eğilimleri ise, yani evi süpürmek nasıl olağan bir davranış eğilimi ise, fedakarlıkta bulunmak da öyle. Şimdi ama bu çok değer yüklü bir kavram olduğu için biz fedakarlığı böyle daima o gerçekleşmediği zaman bunu yapan kişi kötü bir kişi ile beraber kodlarız. Fedakarlıktaki üç kağıt budur. Yoksa yani niye aile müessesesinde kadınların işi evi çekip çevirmek ola gelmiş bugüne dek? Şimdi cinsiyetinden bağımsız insanın böyle bir olağan davranış alışkanlığı var. Yıllar, yani yıllardan kastım yüz binlerce yıl. Bu ne zaman kadınlara yıkılmış? Nasıl onların vazifesi haline gelmiş? İşte buraya, buralara bakmak lazım. Şimdi bu nasıl böyle kurumsallaşmış bir hale geldiyse, bunu keşfeden sermayedar bunun aynısını çalışanı için yapmaya çalışıyor. Bu senin görevin, senin rolün bu. Sen bununla tanınmışsın. Bunu yapmazsan o toplum içindeki rolünü, görevini yerine getirmemiş olacaksın. Dolayısıyla toplumun kötü bir üyesisin. Bu nedenle fedakarlık daha kelimesinin birinci anlamından itibaren değer yargısıyla yüklü ve yapılan davranışlar ne kadar fedakarlık ile özdeşleştirilirse onların yapılmayışı o kadar o insana negatif fatura ediliyor. Dışlanmakla sonuçlanabilir, fakir görünmekle sonuçlanabilir. Yani o kişinin öz değerine ve haysiyetine bir tehdit oluyor. O kişinin olağan fedakarlık eğilimleri. Bunu da en iyi sermayedarlar, reklamcılar bilirler. Kesinlikle. Onun için kalkıp işletmeciler kızacaklarsa kızsınlar. Kurum kültürü diye bir kavram geliştirdiler. Hakikaten ya. Biz de bu ekmeğe çok yağ sürdük psikologlar olarak. İletişimciler yani, de yaptılar merak örgüt etme. Örgüt psikolojisi, endüstri psikolojisi falan gibi bizim alt alanlarımız var. Kocaman, devasa alt alanlar. Örgüt kültürü. Yahu neyin örgüt kültürü? Örgüt kültürü denilen şey, çalışanlar her Allah'ın günü bir öncekinden daha yüksek oranda fedakarlık yapabilsinler diye uydurulmuş bir hadise. Katılım yoktur mesela. Yani orada parlak laflar var. Katılımcı işletme, katılımcı nerede, bilmem ne, toplam kalite, nerede kalite toplamı nereye falan. Kimin neresine katılıyorsun? Hangi karar alma mekanizmasına? Ya şunu yapabiliyor muyuz biz? Şirketi boş ver. STK kültüründe bile bizim STK kültürümüz niye battı? İki kişinin yan yana... Bu aşamaları bir türlü halledemediği için battı. Yani hepsi birer liderlik bir ana baba organizasyonuna dönmeye çok yatkın oldukları için. Çetin Altan'la rahmet okuyarak söyleyeceğim. Hı-hı. Ondan ilhamla, o böyle bir şey söylemiyor ama Hı-hı. O bu cümleyi kursa şöyle kurardı. İki kişinin yan yana geçmekte zorlandığı bir kaldırımcık üstüne yatay reklam panosunu kim dikebiliyor? Ve ben bunu nasıl oluyor da kaldırtamıyorum orada. Ya da neden konuştuğun kadar öde tarifesi yok dünyanın hiçbir telefon şirketinde? Ve niçin hiçbirimizin gücü buna yetmez, devletlerin dahil? Şimdi bütün bunları rahatlıkla fedakarlık kültürüyle açıklamak mümkün. Çünkü bu o kadar doğal bir eğilim ki insan için. Şimdi bir yerde çalışan insanlarız. Aynı beyaz yakalı, Allah esirgesin. Yerde çalışan insanlar olalım senle ben. Dediler ki ya işte şöyle şöyle bir iş şekli yaptık. Organizasyon şemamızı yeniledik. Evet. İşte Ayşe bundan sonra şurada çalışacak. Yıl sonunda da bu kadar prim vereceğiz. Ayşe'nin o prime muhtemelen ihtiyacı var. Hangimizin o prime ihtiyacı yok ki? Bir de masana bir tane lamba eklemişler. Azıcık da 25 santimetrekarede büyütmüşler. Yani görece daha rahat bir koşula erişmişsin. Sen de bakıyorsun da bir koşullar altında ben yaparım bir saat daha. Buna değer. Kendin için kişisel koşullarına göre bir kar zarar hesabı yapıyorsun. Ama ben reddediyorum bunu yapmayı. Patron dediğimi yapacağım diye isyankarlık yapıyorum.
Sen dönüyorsun bana diyorsun ki bu nasıl bir anlayışsızlık? Benim çünkü davranışım senin de sonuçta patronun dağıtmayı vaat ettiği primden mahrum kalmana sebep olacak. Dolayısıyla biz birbirimize düşüyoruz. O fedakarlık kültürü. Al sana örgüt kültürü. Dolayısıyla biz birbirimize düşüyoruz. Düşman oluyoruz. Hele aramızda bir amir memur ilişkisi varsa. Hele sen benim üstümsen ya da daha kötüsü ben senin üstümsen. Hayatı nasıl yaşanmaz. Kılarız. Bu şeysi. Standart beyaz yakalının standart bir cehennem gününden ibaret. Ve bu örgüt şemasını yenileyen sermayedar ne yapar? Keh keh güler sadece. Çünkü eninde sonunda bu koşulları kabul edecek. Bu fedakarlıklarda bulunacak. Ve bu fedakarlıkta bulunmaktan mutlu olacak insanlar bulunacaktır. Ve bu patron için oy vereceklerdir. O fedakarlığı görevi bilecek insanlar olacak. Beyaz yakalar arasında şu yaygındır mesela. Efendim ben neden başkalarının sağlık harcamaları için vergi vereyim? Ya bu tam Amerikan anlayışı. O parayı kazanmayan ve özel sağlık sigortasını karşılayamayan ölsün anlayışı. Bunun Türkiye'de genişliyor, derinleşiyor ve yaygınlaşıyor olmasının sonuçlarından bir tanesi şehir hastanelerine karşı yeterince kuvvetli bir toplumsal örgütlenme olamayışıdır. Çıkarttım mı ben şimdi faturayı, kestim mi faturanın bir kısmını beyaz yakalara? Kestim. Buyursunlar, eleştirsinler. Ama zaten o örgüt kültürünün içinde yaşadığı bir de o beyaz yakalıyı üretme prosesi içerisinde olan şeyler. Bunlar farkına varıp yüzleşip üstesinden gelebilecek. Ancak öyle üstesinden gelebilecek. Çünkü fedakarlık mekanizmanın zaten kendisi. Zaten fark eden kendisi mekanizmanın dışına atıyor. Yani görüyoruz bir kaçış sadece şeyden değil, yani hizmet sektöründen falan değil, akademiden de bir kaçış, bir yüz çevirme. Hani batırdık ulan burayı, bir başka bir formlar arayalım falan arayışı sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde. Türkiye'de az, hatta dünyanın her yerinde işte şeyler çıkıyor mesela, dayanışmacı ekonomi arayışları, işte kooperatifleşmeler, bilmem neler çıkıyor. Bunlar hep biraz bununla yüzleşme hikayesinden. Aslında onlar da fedakarlık istiyor ama toplamda fedakarlık ettiğimiz şeyin içerisinde, o failenin içerisinde biz ne kadar varız sorusuna cevap olarak çıkan hikayeler bunlar. En azından bu yeni oluşumla fedakarlıkların karşılıklı ilkesini gözetmeye çalışıyorlar. Evet. Başarırlar, başarmazlar. Göreceğiz. O başka bir hadise ama onunla ölçemeyiz. Her seferinde bir mevzi daha kazanıyoruz. Yani orada işte kantiyen olalım. Niyetle ölçmekte fayda var. Yani en azından böyle bir çaba var, böyle bir arayış var. İlkinde ise o fedakarlık, insan başlangıçta yaptığı davranışın fedakarlık olduğunun bilincinde değildi. Fedakarlık böyle tasarlanıp, ben şimdi Ayşe'ye 3 liralık bir faydam olursa bu fedakarlık olur ama 2,5 olursa olmaz gibi bir hesap da yapmam bunu. Bir şey yaparım, o hoştur. O karşılıklı toplumsal ilişkide bir karşılığı vardır. Ne zaman ki bu fedakarlık olarak adlandırılıp kolektif bilinçte yüzeye çıkarılır, kullanılabilecek bir araç olmaya başlar. Eyvallah. Bizim şimdi kendimizi içinde bulunduğumuz hal bu ve bu manipüle edilen fedakarlık hiç çalışılmayan bir şey. Hep böyle bunun anlamları üzerine falan çalışıyoruz. Onun için bu doğal eğilimlerden ve büyük, yani hayatın çok veçesinde örneğini gördüğümüz büyük derken, geniş alana yayılmış bir davranış gibi fedakarlık. Her alanda fedakarlık edebiliriz. Birine yol vermekten işte başkalarının yapması gereken işi o kişi yerine yapmaya kadar. Ama bunu yapan kişi ben şimdi fedakarlık yapıyorum, yapacağım, yapayım, alem de görsün diye yapmaz. Yapanı vardır ama o başka bir konu. O fedakarlık değil zaten. Ama bu bir kez farkındalığa çıktıktan sonra ya da insana ama bak sen, biz senden bu fedakarlığı bekliyorduk, sen yapmadın biçiminde o kişinin farkındalığına çıkarıldıktan sonra kişi kendi kendisine şöyle bir hesaplaşmaya düşer. Ben bu fedakarlığı yapamayacak bir insan mıyım? Gene başa dönelim. Sen onu orada zaten yerine sabitledin onu. Çünkü öz değerle çok iç içe geçik bir davranış kimesi fedakarlık. Ama çok da çelişkili aynı zamanda. Yani bu benim... bu şekle getirilirse çelişkili. Başlangıcı itibariyle değil. Çünkü kişi öz değerini nereden devşirir? Diğer etrafındaki diğer insanların ona verdiği değer ile bir öz değer örer.
Bir medyan oluşturuyor. Yani bu şimdi psikologların da içinde düşmüş olduğu çukurda, efendim insan önce kendisine değer versin sonra, bu kadar büyük bir saçmalık yok. Yani bunu diyenlerin hepsini bir herkes bir es geçsin. Büyüme evreleri sırasında başkalarının bizi sevdiği kadar kendimizi severiz. Başkalarının bize verdiği değer kadar kendimize değer veririz. Daha doğrusu sonra da bunun da kendimizi sevmeyi ve öz değerimizi buradan ediniriz. Sonra bunun üzerine daha sonraki evrelerde self reflection'da kendi kendimize düşünme ve büyüme mekanizmaları da koyabiliriz. Bundan ibaret kalmaz. Beni az sevmişlerdir. Ben onu aşabilirim. Öz değer elementlerim az sayı az girdiğiyle büyümüşümdür. Onun üzerine çıkabilirim. Ama bunun oluşumu başkalarının beni sevdiği ve bana değer verdiği kadardır. Oradan başlar. Bu fedakarlık o kadar olağan, o kadar kendine, o kadar otomatik bir davranış ki ve benim davranışıma değer verilmesi bununla o kadar örtüşük ki büyüme evresinde. Onun için neredeyse bunlar binişikler. Ve bunu manipüle etmeye geldiği zaman fedakarlık yapmadın, o halde değersizsin, insana çok kolay yaşatılıp hissettirilebilecek bir hadise. Şimdi efendim bu program bitti. Sonuna geldik. Üzgünüm. Daha benim sana soracak sorularım vardı. Dumrul'la ilgili sorumu da bir sonrakinde demek ki soracağım. Çünkü çok işte biliyorsun ne soracağım aşağı yukarı işte canından can istemek ve sonra bunun ödüllendirilmesi hikayesi ki o biraz tuzaklı bir hikaye galiba. Bunu feragatta sorayım. Feragatta sorarsan ben oradan feragata bir köprü yaparım. Tamam. Ama Dumrul köprüsü yapmam. Kavramsal köprü yaparım. Haraca kesmeyeceksen hiç sorun değil. Efendim, mevzu ciddi bir kez daha sona eriyor. Gelecek hafta Olga Selin Hünler'le olacağız. Sonra tekrar Ekrem'le yan yana gelip bu defa feragatı konuşacağız. İyi akşamlar, iyi haftalar diliyoruz.